evlenmeye karar verdiniz. Verdiniz. Ki çevremizde de evlenmek üzere olan arkadaşlarımız var. Mutluluklar diliyoruz. Ama tabii şimdi karşı tarafa da bunu sormanız gerekiyor ya. Hani böyle benimle evlenir misin falan. Böyle çeşitli enstantaneler yaparak. Çok tuhaf da evlilik teklifleri var. Özellikle bunun için organizasyon şirketleri de var. Ama kadınlar acaba ne bekliyorlar? Nasıl bir evlilik teklifi bekliyorlar? Normal mi? Abartılı mı? Hani böyle gül döktüm yollarına mı? Balonlarda mı? Paraşütle atlarken mi? Ki var yani, onun için söylüyorum. Paraşütle atlarken bile yüzük takanlar var. Onu da nasıl beceriyorsa. Var. Biz de beyaz ana haber olarak sokağa çıktık, sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Sen manyak mısın ya? Bu ne biçim bir evlenme teklifi? Bu ne tehlikeli bir şey? Sen de dedin ya hani aklımı başımdan alacak bir evlenme teklifi istiyorum diye. Al işte aldım aklını başından. Aldığınız evlenme teklifi nasıl olursa o teklife hayır diyemezsiniz. Ben hiçbirine hayır diyemem herhalde. Size mutluluk diye bir şey olmadığını ispat ediyorum. Alın buyurun. Evlen benimle Ayşegül. Mutlu olalım. Konserde ol. Sana reddedemem herhalde. İskelede falan olabilir. Uçakta evlilik teklifi alsan reddedemezdim. İki tane sandalye olsun, yüzünü alsın çıkarsın. Niyet ettim, eyledim Allah rızası için seninle bir düğün eda etmeye. Sivas'a seni gelin götürürsem bir dahaki seçimlerde kesin belediye başkanıyım. Evlilik teklifi şüphesiz hayatımızdaki en önemli anlardan biridir. Peki bu özel an için kadınların beklentilerini hiç merak ettiniz mi? Ömrünü ömrüme. Aa hayır. Pardon. Pardon ömrümü ömrüne... Hayır! Benimle evlenmeyi kabul eder misin? Her türlüsüne evet derim. Çizgi film karakteri tam evlenme teklifi ettiğinde o da sevgilisine evlenme teklifi ediyordu. Öyle bir şeyi herhalde reddedemezdim. Yer istemezdim. Benim için özel olan bir şeyler yapsa, deniz kenarında falan olsa mesela... Bir anda böyle insanlar gelsin arkadan. İşte böyle bir pankart falan açabilirler mesela. Cihan benimle evlenir misin? İşte güller falan. Kimi bir çiçekle, kimi bir yüzükle evlenmek isterken bazıları da var ki şatafatlı olmazsa ben evlenmem diyor. Sade olmasın ama ediyorsa da. Ya kalbimin derinliklerinde sen varmışsın kız. Biraz şaşalı olsun. Uçakla olabilirdi o. Uçakla mesela şu giden jetle birlikte olabilirdi. Benimle evlenir misin? Deniz altındaki bir evlilik teklifini reddetmem. Hatta onun olsun, içine binelim, orada bir evlilik teklif etsin. Evliyim şu an gerçi de, yatta olan bir evlilik teklifine asla hayır demezler herhalde. Bak sana bu sefer ayı gibi söylemedim. Adam gibisi. Benimle evlenmek ister misin Cemre? Böyle bir gemide giderken, bir anda yemek yerken, bir anda evlilik teklif etse hayır demem yani. Yüzük nasıl olsun peki? Böyle var mı? Baget. Büyük taştı böyle baget. Yüzük ne oldu? Bu Peter Jackson'la yüzük üçlemesini bu Türk kızları için yapmış. Yüzüğü gördüğün zaman hemen golluma dönüşüyorsunuz. Teraziniz bozuluyor. Yüzük büyük olsun ama teklifi böyle. Normal bir teklif yapabilir. Önemli şimdi. Aldın. Evet. Beğenmedin mi? Güzel kesilmiş dediler. Beğenmedim tabii ki. Kadınların evlilik teklifi beklentileri büyük. Fakat yüzüklerindeki karatın büyüklüğü onlar için çok daha önemli. Çok güzel. Ne? Ben bir bakayım ona ya. Halit resmen kadına göktaşı almış. Yüzüğüm Hadise'nin yüzüğü gibi pahalı olsun isterim. Yüzük nasıl olsun? Büyük bir şey olsun yani. Şimdi bana göre çünkü ben değerli bir insanım yani. Kendim için çok değerli bir insanım. Büyük tek başla. Böyle küçük bir şeyle tatmin olmam. Ben yani büyük bir şeyi çok severim. Büyük şeylerle tatmin olmayı çok seviyorum. O yüzden büyük bir yüzük benim için daha iyi olur. Rica ederim, kendini çok yorma. Doğumuna çok az kaldı. Ben şimdi hırsından şuraya doğururum. Bu neydi öyle ya? Kafam kadar. Mesela yiyeceğinizin içine yüzük koydu. Yok oldu olacak, yemeğin içinden de yüzük çıksın yani. Böyle bir vizyonsuzluk kaldı mı aşkım ya? Onu çok saçma buluyorum. Klişeli işte o. Başka bir şey bulsunlar. Bu
Bu arada hadisenin yüzünde replika çıktı. Oradaki hanımefendiye de duyurulur. Gerçek değildi yani.